Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır YouTube'a eğitim videosu atamıyordum. Gerek Udemy kursları, gerekse kişisel işlerimden dolayı ama artık bu paketi tanıyıp biraz kullanınca ve hayran kalınca sizlerle de paylaşmak istedim. Paketimizin adı GetX. Bir sürü paketten sonra bu nereden çıktı diyen arkadaşlar olabilir ki ben de öyle demiştim. Emin olun ben de sizle aynı yolda yürüyorum. Oldukça kolaylaştırıyor neredeyse her şeyi. Nedir bu GetX dediğimiz yapı? GetX bir state management bir navigator, Navigation Manager bir de Dependency Manager. Şimdi yani Bu kavramları bilmiyorsanız tabii ki de bu GTX'in e, bu kadar güzel olmasına hayran olmak için biraz böyle yamulmamız gerekiyordu. Ne ile? Provider'la veya Block'la uğraşarak. Hatta bunlar niye kullanıyoruz? Ne gibi e, işlemlerde bize faydalı olacak diyen arkadaşlar için. Eğer bir, az biraz büyük proje, büyük proje deyince de aklımıza öyle Facebook, Instagram falan gelmesin. Yani ne olabilir? İnternete çıkıp veri çektiğiniz, hatta veri eklediğiniz, veri sildiğiniz hani e, veya işte bu verileri alıp ne bileyim bir lokal veri tabanında sakladığınız durumlarda artık set state'lerle widget kodlarınızın boğulduğu durumlarda bizim bir state management'a ihtiyacımız var. Udemy'de yayında olan Flutter kursumda bunları elimden geldiğince anlatmaya çalışmıştım. Şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Hani küçük bir veryansın sonuçta bu bir YouTube yorumu samimi olabiliriz. 83 saat aklınıza gelebilecek Flutter ile ilgili her türlü konu var. Tabii ki de eksikleri var. Tabii ki de mükemmel değil. Ama bu kursun çıktığı zaman da o önemli. Ben bu kursu çekmeye başladığımda benim Kotlin kursuma insanlar rağbet ediyordu. Bir şey almayı almak istiyorlardı. Ben onları e, eğer e, freelance çalışacaksan, yani evden kendi projeni yapacaksan benim Kotlin kursumu alma. Tamam ben ona da bir sürü emek verdim ama gel sen Flutter kursunu al. Bu çok daha kolay dediğim zamanlar. Velev ki Flutter biraz bilinse bile bu sefer de State Management ile ilgili ortada hiçbir Türkçe kaynağın olmadığı zamanlarda hani bu dediklerim geçen yıl falan oluyor. Ondan sonra Flutter popülerleşti bir sürü kaynak çıktı ve bazı arkadaşlar her ne kadar çok güzel yorumlar alsam da çok saçma eleştirilerle karşıma gelmeye başladı. Çok fazla detaya girmek istemiyorum ama herkes elini vicdanına koysun. Hiç de öyle kusursuz bir ülkede yaşamıyoruz. Yani bir insan size 27 lira karşılığında ki şu an iki paket sigara bir parası bile etmiyor. Hani genelde bununla kıyaslanır ya. 83 saat siz Dart'tan almış Flutter'la Firebase'in katmanlı mimarilerin, state management'ların kullanıldığı bir uygulama yapmaya kadar götürmüş ki arada da bir sürü farklı uygulama var. Hani elinizi vicdanınıza koyun ee, sonuçta 83 saat bir insan konuşuyor İster istemez bazı videolarda donuktur yanlış konuşmuştur hata yapmıştır ama tüm bunlara bakarak bu kadar emeği ki bir yılı fazla aşmıştı bu ve dediğim gibi hani şu an çekmek istesem atıyorum set management ne bir sürü kaynak bulurum öğrenirim çat diye koyarım ben bunu yaptığımda 3-4 tane e, Hintli arkadaştan 2-3 tane Alman arkadaştan bir sürü kurs alarak bir şeyler öğrenip sizlere aktarmaya çalışmıştım Şimdi Bu kursda provider'ı anlattık blue'u anlattık ve katmanlı mimari kullandık Dediğim gibi hani sıfırdan bu kursa gelip ilk defa programlamayla tanışan ilk defa bir mobil uygulama yapan bir sürü arkadaşım var Bir sürü başarı hikayesi var aslında ee, Arada tabi ufak tefek değişik e, arkadaşlar da çıkıyor Şunu demek istiyorum e, State Management ne hocam hani ben set state'lerle ne güzel listemi güncelliyordum. Bu nereden çıktı? Bir sürü ekstradan sınıf yazıyoruz. İşte provider'ı öğrendik, blue öğrendik, stream'leri öğrendik. Diyen arkadaşlar çok oldu. Haklılar da. Zaten ilk başladığımda ben de aynı durumu söylemiştim. Ama sonrasında az biraz büyük proje ki büyük proje deyince de aklımız öyle Facebook'lar, Instagram'lar gelmesin. Sizin uygulamanız ne zaman ki bir başka kaynaktan veri almaya başlıyor veya siz o kaynağı veri yazıyorsunuz aldığınız verileri ne bileyim belki lokal storage'da keşleme yapıyorsunuz. Bu ve bunun gibi durumlarda ne oluyor bizim widget'larımız? Harman çorman oluyor. Hiçbir katman yok. Bütün state dediğimiz asıl veri yani uygulamanın çalışmasının amacındaki veriler bizim widget'larımızın içinde yer alıyor ki hala da bir sürü GitHub reposunda görürsünüz. Adam widget'ın içinde Firebase kodları yazmış ki bunları görünce e kaka diyorduk. Ben bunu derslerimde anlatmıştım. Sonra dedik ki provider dedik bizim işlerimizi bayağı bir kolaylaştırıyor. Hani bulaşmak istemeyen arkadaşlar bununla da bir şeyler yapabilirler. Böyle bir serüvenimiz vardı. İşte burada da GetX böyle parıldayan bir güneş gibi karşımıza çıkıyor. Bir kere state management'ta yaptığımız provider'la yaptığımız, bloc'la yaptığımız bir en bir sürü işi çok daha kolay, okunaklı bir şekilde biz GetX'te yapabiliyoruz. Hocam ben Flutter'a yeni başladım. State management falan umurumda değil. Ben öyle arayüz tasarımı yaparsınız diye bu videoya geldim diyen arkadaşlar da biraz beklesinler. Onların da işine yarayacak irili ufaklı bir sürü güzel özelliği var. Gelin şöyle sırayla buna bakalım. Elimden geldiğince böyle dökümanı güzel bir şekilde anlatmaya, açıklamaya çalışacağım. Eski tecrübelerime de dayanarak biraz da belki kıyas yaparak çok fazla kod yazmayı düşünmüyorum. Beğenirseniz isterseniz bundan sonra buradaki yapıları kullanarak da belki bir şeyler yapabiliriz. Şimdi adım adım sırayla şöyle okuyalım. Nedir bu? Ne işimize yarayacak? Get istiyor Oldukça hafif. Yani bize böyle ne kod olarak ne sınıfların yüklenmesi olarak ek bir ağırlık vermeyecek çok güçlü bir çözümmüş. Ve bir sürü yüksek performanslı state management'ın içerdiği gibi dependency injection. Yine derslerimde get ile biz bunu yapmaya çalışıyorduk. Artık Git'e de ihtiyacımız yok. Başlı başına bu Get paketi, GetX paketi bizim bütün ihtiyaçlarımızı çözüyor. Bunların dışında da birden fazla sayfanız varsa ne yapıyorsunuz? Bir root, rota tanımı yapıp sayfalar arası gezinti yapıyorduk değil mi? Material page root diyorduk. Bakın burada bunun kullanımı nasıl? Yani sırf şunu kullanmak için bile bu paketi kullanabilirsiniz. çoğu yerde mesela sinek barın kullanımında işte bir diyalog penceresi göstermedi. Navigation'da Sürekli bir kontekse ihtiyacımız var. Ki konteksin de ne olduğu da yine çok soruluyor. Belki onu da apayrı bir videoda daha detaylı anlatırım ama isteyen arkadaşlar olursa. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir kontekse ihtiyaç duymadan get to diyerek widget'ınızı veriyorsunuz ki bu widget sizin sayfanız oluyor. Oraya ışınlanıyorsunuz. Get.snack var dediğinizde aynı şekilde veya uygulamalarımıza mutlaka diyalog göstermek isteyebiliriz. Bu sefer de default diyalog diyerek hızlı bir şekilde diyalog pencerenizi gösterebiliyorsunuz. Bunların dışında GetX diyor 3 tane temel prensibe sahiptir ve bunlar product, yani üretkenliğimiz, performansımız ve bunları yaptığınızda da kodlarınız oldukça organize oluyor. Küçük başladı proje ilerleyen zamanlarda büyüdü bir sürü istek geldi Emin olun GTX'i kullandığınızda işleriniz çok daha kolaylaşacak. Performans kısmını nasıl sağlamış? GTX diyor performansa odaklanmış ve kaynakların minimum kullanılmasına odaklanarak bu performans sorunu çözmüş. Streamleri veya Change Modifier'ları kullanmıyor. Peki nasıl yapıyor? Birazdan anlayacağız. Üretkenlikten neler anlatıyor? Ee, çok gerçekten ben şu anki projemde de bunu kullanıyorum kullanımı ve yazımı oldukça kolay bir sintaks veriyor bize. Diyor ki ne yapıyorsanız yapın belki diyor bir GTX'e bakın çok daha kolay bir yolu olabilir ve sizin kod yazma sürenizden saatlerinizi kurtaracaktır ve maksimum performansla istediğiniz işlemi uygulamanız yapabilir hale gelecek. Genellikle diyor geliştiriciler mesela burada controller dediği bizim bu e, provider'da işte Change Notifier diye belirlediğimiz o View Model dediğimiz yer, yer aslında. Yani benim atıyorum bir e, alışveriş sistem varsa, orada bir sepet mantığı varsa, sepettik ürünleri tuttuğum listeyi biz bu kontrollerin içine koyuyoruz. Tabii ki de buraya ekleme çıkarma kodlarını da buraya yazacağız. GetX diyor otomatik olarak bu kontrolleri ne zaman ki sizin widgetiniz, o e, kontrolleri kullanan widgetiniz ağaçtan çıktı, yeni bir sayfaya gitti, otomatik olarak kaldırıyor diyor siz bunu düşünmenize ihtiyacınız yok. Biz bunu otomatik olarak yapıyoruz. ki siz bunun her zaman hafızada kalmasını istiyorsanız şu özelliği geçerek bunun hafızadan silinmemesini de sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca lazyymiş default olarak. Bu lazy ifadesini genelde çoğu yerde görürsünüz. Bu şu anlama geliyor. Hani direkt uygulama başladığında bu kodları yüklemiyor da ihtiyaç olduğunda ilk yüklemeyi yapıyor. Ayrıca organizasyon konusunda bize oldukça yarar sağlıyor dedik. Bizim view'umuzu Business logic'imizi, dependency injection ve navigation'ları apayrı yerlerde, sonuçta artık birbirine bağımlı değil, bir konteks ihtiyacı yok. Apayrı klasörlerde, dosyalarda alıp bunları birbiriyle çok güzel bir şekilde haberleştirerek kullanabiliyoruz. Mesela ne demiş? Artık diyor dediğimiz gibi rotalar arasında gezerken kontekse ihtiyacınız yok. Ve o yüzden de widget bağımlılığınız yok. E, veya işte biz provider'da sürekli provider'a erişmek, kullanmak için konteksi e ihtiyacımız vardı. Burada provider'ın yaptığını controller yapıyor dersek ona da ihtiyacımız yok. Gördüğünüz gibi. Veya işte biz bunlara e, yine yanlış anlaşılmasın reklam olsun diye söylemiyorum ama bu kursta bunlarla oldukça haşır neşir olduk. Özellikle katmanlı mimaride işte benim repozitorim vardı, servisim vardı birbirlerine ihtiyaç duyuyorlardı. Dependency injection yapmıştı Getit ile. Göreceksiniz ki GetEx paketiyle bunlar da oldukça kolay şekilde yapılıyor. Ve bunları da yaparken yani en azından bir provider geçmişiniz varsa bir blok geçmişiniz varsa veya en azından ben uygulamamda state management kullanmak istiyorsam GetEx hem başlangıç başlangıç e, seviyesindeki arkadaşlar hem orta seviye arkadaşlar için Mükemmel bir paket mutlaka kullanın. Şimdi burada GetX de bu kadar özelliği size bir kere de sunuyor ama Aslında buradaki bütün özellikler farklı farklı dosyalarda ele alınmış. Yani sen şunu diyorsan Hocam ben GetX'i sadece Navigation kısmında kullanacağım. Çok sevdim o yazımını. Sadece o dosyayı import ediyorsun. Ben sadece State Management'ta kullanacağım. Sadece o dosyayı Import ediyorsun. Gördüğünüz gibi birbirinden farklı dosyalarda ele alındığı için kodlarımız veya performans açısından da herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Ve bakın başka özelliklerle de gelmiş. Get Server diye bir paket var. Bu paketi kullandığınızda diyor her ne kadar ben denemesem de backend kodlarımızı da yazabiliyormuşuz. Hani Laravel gibi, Node.js gibi, Firebase gibi bir backendtense bunda da denemeler yapılabilir. Get CLI diye bir şey varmış. Bu CLI sayesinde de aslında bakalım oldukça güzel özellikleri var. Bu bize bir komut satırı sağlıyor. Komut satırından ben şu komutları vererek mesela şurada mesela hani kamera pluginini yükle mesela e, home için bir model oluştur. Hani otomatik olarak bazı şeyleri şuradaki özellik çok hoşuma gitmişti. Hani get sayesinde hızlı bir şekilde uygulamamızı multi language yani birden fazla dili destekleyecek hale de getiriyoruz ki yine burada dokümanda anlatılıyor. Dediğim gibi bu derste bir kod yazmayı düşünmüyorum ama işte Flutter'ın besmelesi olan bu sayaç uygulamasının GTX'de nasıl yapıldığına dair bir uygulama var ve açıklamalar var. Gelin şöyle hızlı bir şekilde üzerinden bir geçelim. Sonra zaten detaylarını öğrenmek isteyen benim bu videodaki amacım size GTX'de tanıştırmak. Hani GTX'de bir şeyler yapmak değil. Zaten ne bileyim şu ana kadar bence hayran olmuşsunuzdur. Şuradaki kısım çok önemli. Bakın navigation bu kadar kolay. Sinek var vesaire. Birazdan bunu anlatacağım sizlere. Ee, bir şey işte burası da artık bizim şeyimiz oluyor. Provider'la e, ne yapıyorduk? View modelimizi ağaca inject ediyorduk. Gerekli yerde buluyorduk ya. İşte burası orası. Gördüğünüz gibi herhangi bir konteks kullanımı yok. Hocam ben local storage kullanıyorum. Share preference kullanıyorum. Artık get storage diye bir paketimiz var. Bununla hızlı ve kolay bir şekilde bunu yapabilirsiniz. Ee, uygulamanıza kolay bir şekilde dil seçeneği ekleyebilirsiniz. Tema değişimi hani sırf bunun için e, blok dersleri yapmıştım ben de ama gördüğünüz gibi aslında getexte de bu kolay bir şekilde yapılabiliyor ve şurası da yine oldukça önemli. Mesela bir form yaptığımızda providerda veya blok kullandığımızda acaba bunları widgetin içine mi yazayım, kontrol, e, view modelin içine mi taşıyayım gibi durumlardan da aslında biz oldukça kullanıyor bir sürü get utilsin içinde özellikle de form işlemlerinde kullanacağınız bir sürü yardımcı fonksiyon yer almakta. Mutlaka bunları da denemenizi tavsiye ederim. Şimdi en son şuradaydık. Şimdi bu sayaç uygulamamızda şöyle epic beni de alayım. Sayaç uygulamamızda bizim aslında çok basit bir state'imiz var değil mi? State dediğimiz neydi? Ekrandaki görünen bir veriydi. Bu benim uygulamam olsun. Burada benim sayaç değerim. Burada da arttırma ve azaltma butonlarım var. Şimdi buradaki bu sıfır değeri aslında bir integer sayı İyi ki bu bir liste de olabilirdi. Benim oluşturduğum bir nesne de olabilirdi. Hiç fark etmez. Bu bizim aslında bu uygulamadaki neyimiz? State'imiz. Şimdi ben bu state'i artı ve eksi butonlarıyla müdahale ediyorum. değiştiriyorum bunu. Haliyle ne olması gerekiyor? Bu state'i artıya basıp arttırdığımda ekranın bir daha build olup bu değişikliğin ekrana yansıması gerekiyor. Genel olarak mantık bu şekilde. Tabii ki de bu uygulamada ses state kullanabilirsiniz. Ama bu zaten bir küçük bir örnek sadece. Biz bunu getExt'e yapmak istediğimizde ne yapacağız? Gelin buna bir bakalım. Şimdi kodlara baktığımızda bizim bu bildiğimiz Material App'ı Get Material App diye bir şeyle değiştirmiş ki bu değişikliği yapmak zorunda değilsiniz ama GetX ile ilgili yukarıdaki o güzel özelliklere erişmek için bunu yapmanız gerekiyor. Bu sadece ne yapıyor? Sizin bu materyal apınızı sarmalıyor. Yani onun özellikleri hiçbir yere kaybolmadı. Sadece ek özellikler gelerek getirerek onu biraz daha büyütüyor. Sonrasında hani bunu uygulamayı yazdık. Sonra bu sayfanın kontrolü için diyelim artık bir controller'a ihtiyacımız var. Bu bizim provider'daki neyimizdi? View modelimize denk gelen bir dosya. Tabii ki de buna istediğiniz ismi verebilirsiniz ama şurası önemli. Bu sınıfın Getex Controller diye bir sınıftan türemesi lazım. Peki ben bunu buradan türettiğimde ne oluyor? Burada bir OBS diye ki bir şey var ki ilk defa görüyoruz bunu. Bu nedir? OBS dediğimiz Observable'dan geliyor. Observable nedir? Değişikliği anlık olarak ekrana yansıtmak istediğim veri aslında. Sizin buradaki veriniz sıfır gibi bir integer de olabilirdi. Name gibi bir string de olabilirdi. Bir öğrenci de olabilirdi. Öğrenci nesnesi veya bir liste de olabilirdi. Buraya tanımını yaptıktan sonra no, sonuna nokta obs diyerek. Yani bu şunu demiş oluyorsunuz. E, flutter uygulamacığım. Ben buradaki bu değerin değişikliklerini anlık olarak ekranımda görmek istiyorum. Tamam diyor. Ondan sonra biz bunu butona basarak. Increment butonunu şey, metodunu çağırdık ve arttırdık. Otomatik olarak ne olacak? Bu değer count değeri sonuçta bunu observable yaptığımız için e, uygulamamıza haber verecek. Ben değiştim. Lütfen kendini bir daha build et. Bu değişiklik ekrana yansısın diye. Tabii ki de bunu yaparken ekstradan birkaç widget kullanmamız gerekiyor ki bu provider'da da böyleydi, blog'da da böyleydi. Orada stream builder vardı. Provider'da da işte ne vardı? Change notify provider gibi yapılarımız vardı. Tabii ilk olarak ne yapmamız lazım? Bunu ağacımıza koyalım ki hani bu kontrolleri kontrollerin üzerinden buradaki bu metoda veya buradaki değere erişebilelim. Dediğim gibi daha önceden geçmişinizde bir provider kullanılmışlığı varsa aslında buradaki yapılar size karmaşık gelmiyor, gelmiyor olması lazım. Ben böyle bir yapı oluşturdum. Bunu ilk olarak widget ne yapmam gerekiyor? Bakın put dedim koydum. Bu kadar basit. Ne bir konteks var ne bir şey var. Kontekst olmadığı için kullandığım yerde de çağırabiliyorum. Provider'da belki böyle bir şey yapsanız işte ben burada atıyorum e, şeyi controller nesnesini bulamadım gibi bir hata alabilirdiniz. Initialize ederek bunu buraya koyuyorsunuz ve şunu da söyleyeyim binding diye bir kısım var ki aslında bu işi bile ortadan kaldırıyor. Şu an e, en basit haliyle ilerleyelim. Get put diyerek oluşturduğum bu controller sınıfı nesnesini oluşturarak ağacıma koyuyorum. Artık benim bütün widget trimde uygulamanız ne kadar büyük olursa olsun buradaki bu kontrollere erişilebiliyor. Nasıl erişiliyor? Orası şurada yazıyor. Get find dedim. Kontrolleri bul dedim. Şimdi burada şunu diyebilirsiniz. E, hocam burada bir sürü kontroller olabilir de. Kontroller A, B, C diye. Get nokta find demiş. Ne bir e, e, type kontrolü e, yapmış. Haklısınız. Şuna bakıyor. Bu C'nin başında kontroller varsa demek ki sen Yukarılardan bir yerlerden put ile konulan controller diye bir şey alıyorsun. Tamam ben sana onu bulup veriyorum, vereceğim diyor. Burada ise c controller'ımızı tanımladık. Bakın şurada obx diye Eks bir ekstra widget'ımız var. Ve ne bir builder'ı var ne bir konteksi var. Bu ne iş yarıyor? Değişikliklerin dinlemek istediğiniz değerlerin widget'larını bunun içine koyuyorsunuz kontrollerimizin içindeki count'un değişiklikleri anlık olarak artık bu widget sayesinde ekranımıza yansıyor ve siz burada Get butonu basıldığında bakın yine kontrolün içindeki increment metoduna böyle eriştiniz bu sayede oldukça kolay bir yapı elde ediyorsunuz Şuradaki güzelliğe bakar mısınız? Bak get.to demiş A'dır diye bir ekstra sayfaya yollamış material page root hiçbir şey yok konteks yok oldukça kolay ve hızlı bir şekilde bir sonraki sayfaya da gidebiliyorsunuz. Şimdi benim bir başka uygulamam var. Ben bu uygulamada işte to do listesi yapacağım değil mi? O zaman tek yapmam gereken buradaki kontrollara bir count değil de bir liste tanımlayıp liste.obs deyip ondan sonra buna ekleme çıkarma metotları koyup başka da bir şey yapmama gerek yok. Siz bütün listeyi observable yaptığınız için Buraya bir veri eklediğinizde veya sildiğinizde otomatik olarak bu OBX ile sarmaladığınız yer güncellenecektir. Peki ben buradaki arttırma azalmalara yine şurada bulduğum C diye adlandırdığım kontroller e, üzerinden şuradaki gibi erişebiliyorum. Genel mantık bu. Sayaç, uygulaması da olsa gelişmiş bir uygulama da olsa kontrollerle olan ilişkimiz bu şekilde ilerliyor. Şimdi bakın burada zaten kendini öven bir açıklama var ki gayet de haklı bence. Şöyle bir bakalım. Burada diyor ki GetEx, Get yapısı size iki tane farklı state management manager öneriyor, şey e, sunuyor. Bunun istediğinizi kullanabilirsiniz. Basit olanı Get buyulur. Ki ondan da sonradan bahsedeceğiz. Zaten gördüğünüzde e, daha önceden bildiğiniz yapılara da çok benzeteceksiniz. İlk olarak biz burada Reactive State Management'ı gördük. Ve bakın burada hani bu bir stream değil. Stream olsaydı bir stream builder vesaire kullanmam gerekirdi. Stream controller yok. İşte ondan sonra e, her bir state için ekstradan sınıflar oluşturmaya gerek yok. Ki bloğu bence en çok karıştıran yapı buydu. Başkasında initial state'e ihtiyacımız yok. Code generator'lara ihtiyacımız yok. Gördüğünüz gibi buradaki değer bir integer değil de bir liste de olsaydı Yapılacak işlemler gayet buna benziyor olacaktı. Mesela burada bir string ifade tanımlamış. sonuna OBS demiş. Bu şu anlama geliyor. Artık OBS ile sarmaladığınız bu yapıda. Yani şuradaki değerin herhangi bir değişikliği otomatik olarak buraya yansıyacak. İşte bu kadar basit. Sonrasında State Management ile ilgili ekstra yapılar için buraya bakın demiş. Buraya da sonrasında bakarsınız. Ben dediğim gibi şu an sadece basit basit özelliklerin ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Hatta isterseniz bakalım normalde bizim burada sürekli değişikliği dinlemek istediğim verileri Aslında bu şekilde tanımlamamız lazımdı belki de paketin ilk sürümlerinde böyleydi ama Adamlar sağ olsunlar bize böyle bir yapı sunmuşlar Gördüğünüz gibi map olursa Sonuna bunu koyuyorsunuz List olursa bunu Zaten numara işte true, false değerler vesaire hepsi aynı mantıkta. Bunu yaptığınızda artık notify listener demiş gibi bir durum oluyor. Ne zaman ki buradaki değerler bir şekilde değişti ne olacak? Bakın burada kendi sınıfına e, OBS'i koyarak bunun içindeki herhangi bir değerin değişmesi anında ekranın güncellenmesi gerektiğini belirtmiş oluyoruz. Aslında bu de, e, Yazıdan devam etmek istiyorum çünkü belki şu kafanızı karıştırıyor olabilir. Ben eminim GTX'i -se sevip bunlara bakacaksınız ama belki kafanızı şu karıştıracak. Şimdi OBX'i kullanırken kontrollerimiz dışarıda bir yerlerde tanımlıydı. Şöyle bir bakarsanız biz burada şuradaki kontrolleri ne yapmışız mesela şurada tanımlamışız. O yüzden burada OBX'i kullanırken işte ben burada şu kontrolleri kullanıyorum vesaire demenize gerek yoktu. Çünkü C burada tanımlıydı. Bakın Burada cn.count diyerek bu. Velev ki bunu bile yazmak istemiyorsanız bu sefer de aynı burada olduğu gibi obx ile get x deyip bu yapı içerisinde kullanacağınız kontrolleri buraya belirtiyorsunuz. Controller.count.value diyerek. Ha, bu arada şunu da söyleyelim. Bunlar observable olduğu için direkt count1 dediğinizde size o değeri vermeyecektir. Nokta value demeniz lazım. Buna dikkat edelim veya burada direkt sama bu şekilde de erişebiliyor. Tabii ki de burada value kullanmak istemiyorsanız buraya bir get metodu yazarsanız o metod size count bir nokta value'yu döndürür. Böylece e, widgetların içinde value değerini yazmamış olursunuz. İşte buradaki önemli kısım OBS ile GetX'in arasındaki fark. Bu elle belirtiyorsunuz kontrollerinizi. OBS'te ise gördüğünüz gibi kullanımında artık bunu kapatayım. herhangi bir kontroller belirtisi yok. Çünkü dışarıda bir yerde tanımlı olduğu için burada kullanabiliyorsunuz. Burada mesela true false. Mesela yani şunu diğer diyebilirsiniz. Hocam ekranım değişiyor. Ben işte internete veriyi çıkarken bir e, progress indicator gösteriyorum. Veri geldiğinde bunu kapatacağım. Bunu nasıl yapacağım? Şöyle var, is yükleniyor, false diyeceksiniz veya true diyeceksiniz. Bu da sürekli anlık değişikliklere göre ekranı güncelleyeceği için ekranınız e, ne olacaktır? Burası false ise işte progress indicator'ı gösterecektir. Değilse de göstermeyecektir gibi bir mantıkla ilerleyeceksiniz. Burada da yine belki işimize çoğu zaman yarayacak bir yapı var. On init metodu. Bu ne işe yarıyor? Aslında bizim e, init state gibi stateful manage e, widget'lardaki init state gibi bir yapısı var. Bir controller çalıştığında buraya bir atama yapıyorsunuz. Bakın şu çok güzel. Bu şu anlama giriyor. Ne zamanki is log değeri Değişecek. Git şunu çağır. Yani her zaman sanki buna bir sınır atamışsınız gibi. Bu değer her değiştiğinde şuradaki metodu çağır. Bu da ne yapıyor mesela sürekli olarak yapılan her işlemde kullanıcının toykını kayıtlı mı değil mi diye bir kontrol yapıyormuş. Özellikle orta ölçekli projelerde mutlaka işinize yarayacaktır. Yani burada aslında bir tür özellik var. Şimdi buna girersem apayrı bir video olur. O yüzden devam edelim. State Management oldukça kolay. Şu an için Provider ve Blok'la yapılacak her şeyi aslında yapabilecek bilginiz var. Kontroller oluşturuyorsunuz. Değerleri dinlemek için OBX veya GetX kullanıyorsunuz. State Management böyle dedik. Sonrasında gelelim Root Management'a. Gördüğünüz gibi Get Material apı kullandığınız an artık bunları yapabiliyorsunuz. Get to dediniz, bu widget'a gider. E, i̇simlendirilmiş e, rotalarınız varsa bu şekilde kullanabilirsiniz. Get back diyerek bir öncekine gelebilirsiniz. Get off ne işe yarıyor? E, yine ben kursta anlatmıştım ama mesela A'dan B'ye, B'den C'ye, C'den D'ye gittiniz ya. Bir önceki önceki stekteki yapıları silmek için de get off'u kullanabilirsiniz. Onu da belki şöyle anlatabilirim. Mesela sizin bir login ekranınız var. Adam burada login olduğunda uygulamayı açtı. App'ın kendisi burası. Bu da bizim loginimiz. Şimdi siz burada loginde de get to name deyip buna yollarsanız geldi adam buraya login olmuş. Geri butonuna bastığında login sayfasına geri gider ki normalde beklenen nedir? Uygulamadan çıkması. Çünkü adam login olmuş. İşte bu gibi durumda şuradaki widget'ı ne yapmanız gerekiyor? sizin siteyinizden çıkarmanız gerekiyor o gibi durumlarda get off diyorsunuz. Get off ise ondan önceki birden fazla ekran varsa onları da iptal ediyor. Genelde login ekranında. Yani loginden önce de mesela bir şey kullandınız. Ne o? Splash ekran mı diyelim? Splash screen var. Yani şöyle işleyecek. Splash'i görecek. Oradan login'e gidecek. Oradan APA gidecek ya. İşte bu gibi durumda APA geldiğinde aslında öncekinde bütün sayfaları artık hafızadan çıkarmanız gerekiyor. Orada da get off kullanılabilir şöyle ekranı sileyim gördüğünüz gibi navigation oldukça kolay Tabii ki de burada e, hocam işte bunlara atıyorum ayrı ayrı Ben animasyonlar verebilir miyim verebilirsiniz detaylarına bakarsınız ama yapılabiliyor ve zaten burada da sırf bununla ilgili bir dokümanımız var böyle bir bakayım Hani anlatmak gereken bir yapı var mı diye şu yapı oldukça güzel ki initial route'u verdikten sonra bütün sayfalarınızı şöyle tek bir yerde yazmak bence çok daha mantıklı isimlendirilmiş bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Hani şuraya istek gelirse buna yolla second'a gelirse bunu aç gibi bakın burada transition sayfa başına geçişlerin nasıl yapılacağına dair animasyonları da burada kolay bir şekilde tanımlayabiliyorsunuz. Tabii ki de veri yollama durumları olabilir burada argüman olarak bunlar geçiliyor bunları söylemiştik falan filan. Ee, binding konusu var. Binding konusunda da yine atama yapılacak yer burası. Observable'lar vesaire tanımlanabiliyormuş. Yani bir rotadan diğerine geçildiğinde sürekli bir şeyleri kontrol etmek, yapmak istediğinizde bu yapılar kullanılabilir diyorum ve bundan sonrası evet şunlar da bence size en çok mutlu edecek yapılar. Hızlı ve kolay bir şekilde işte bunu demektense ki burada da bazen konteksten dolayı hatalar çıkabiliyor. Şunu diyebiliyorsunuz. Get nokta sinek deyip biz gibi nerede olduğunuza bakılmaksızın bu sinek var gösteriliyor. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Açıkçası belki bir sonraki dersi yaparız. Bunun gösterdiği sinek da çok daha güzel e, kişiselleştirmeye uygun. İstediğiniz gibi de ayarlayabiliyorsunuz. Hani çok aynen dediği gibi modern bir sinek gösteriyor sizlere. Keşke burada bir şey olsaydı, e, bir ekran görüntüsü olsaydı diyalog pencerelerinde aynı şekilde gösterebiliyorsunuz. batım sheetleri de gösterebiliyorsunuz. Nested Navigation lazım olursa da buraya bakabilirsiniz. Navigation da oldukça güzel. State Management oldukça güzel. Daha ne olsun yani şu özellikleri bile aslında GetX kullanmak için gayet yeterli. Evet kontrollerimizi oluşturduk. Gerekli olan verileri içine koyduk. Observable yaptık. Artık buradaki değişiklikler arayüzümüze yansıyacak ama bu kontrollere bütün widgetleri de nasıl erişeceğiz? Gayet basit. Get.put diyerek bunu bir kere ağacımıza koymamız gerekiyor. Yine provider'dan hatırlarsanız ne bir konteks var ne bir şey. Oldukça kolay. Lazım olduğu yerde de Kontrol e, nokta diyerek içindeki verilere veya metotlara erişebiliyoruz. Lazım olduğu yerde de get nokta find diyoruz. Bakın ne diyor? Sanki bir sihir gibi. Sizin diyor get diyor kontrolünüzü bulacaktır ve size verecektir. İsterseniz 1 milyon kontrolü e, tanımlayın. Get her zaman tam olarak size ihtiyacınız olacak verecektir. Niye? Şu başındaki ifadeden dolayı. Yani burada bir sürü kontrol var. Ama siz başına bunu dediğinizde ben bu kontrolü istiyorum demiş oluyorsunuz aslında orada bunun üzerinden işlem yapabilirsiniz. Evet yararlı olacak yapılarımız. E, multi language desteği. Gördüğünüz gibi Buraya artık çok fazla şey yapmayacağım. Böyle bir yapı, bir map oluşturarak mesela şunu diyorsunuz. Hello hani hello.tr dediğiniz yerde eğer uygulamanın e, pardon, cep telefonunun dili İngilizce ise bunu gösteriyor. Işte Almanca ise bunu gösteriyor. Tabii ki de bu sizin elinizde İsterseniz bu dili kullanıcıya bırakırsınız. Kullanıcı istediği dili seçer veya bununla uğraşmazsınız. Direkt git. O an kullanılan cep telefonu dili ise onunla ilgili bir dil yapısı varsa onu kullan diyebilirsiniz. O yüzden hani bundan sonra mümkün olduğunca kullanmasanız bile böyle yapılarınızı ne yapın? Map halinde. Hani uygulamanızda tekstleriniz var, butonlarınız var, bir şeyleriniz var. Yani elle yazdığınız string ifadelerin hepsini bu map yapısında yazarsanız çok daha değerli toplu ilerlersiniz. Yarın öbür gün ekstra dil ihtiyacı doğduğunda hani ben bu uygulamayı bir de İngilizce yapayım dediğinizde de tek yapmanız gereken ne olur? Burada belki 20 tane string ifade vardı. Onların bir de atıyorum. Almancasını, Türkçesini, İngilizcesini böyle tanımlarsınız. İçeride de bu şekilde kullanılıyor. Şuradaki hello, e, keyne, nokta tr. Buradaki tr Türkçe'ye çevir anlamına gelmiyor. Yanlış anlaşılma olmasın. Bunu dediğinizde e, buraya gidiyor. İçinde title olan yapıya bakarak ne yapıyor? Artık İngilizcesi İngilizcesine Almancaysa Almancasını gösteriyor. Bakın yapılarda burada tanımlanmış. Tema değişiminden zaten söylemiştik. Evet, get connect diye de bir yapı sunuyor bizlere. Bu connectin şey bu yapıda ne işe yarıyor? Gördüğünüz gibi daha önceden HTTP veya Dio ile yaptığınız yapıları e, yine kendi içinde oldukça bir sürü ayarı özelliği olan get yapabiliyorsunuz. API vermiş, linki vermiş. Post demiş, body'yi vermiş, yollamış. Header yollayacaksa burada bir de header alanı var. Onu kullanarak işlem yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde bir soketten okuma yaparken de bu yapı kullanılabiliyor. Burada da onun detaylarına bahsetmiş. Ee, deyip aslında artık videoyu bitirmek istiyorum. Bayağı yarım saat olmuş. Şu ana kadar dinlediyseniz bence bu saatten sonra GTX'in... E, kullanacaksınızdır eminim. Çünkü gerçekten çok kolaylaştırıyor işlerimize ee, bakacağınız yerde burası olacak. Tabii ki de YouTube'da e, genelde İngilizce, Türkçesine pek rastlamadım. Yapılmış örnekler var. onları da baktığınızda State Management'ın ne kadar kolay olduğu, katmanları ayırmanın ne kadar kolay olduğunu eminim anlayacaksınız. Şöyle biraz daha bakayım anlatmam. Gördüğünüz gibi bir sürü yapı var. Hani Neredeydi? İşte platformların ne olduğunu böyle anlayabilirsiniz. E, direkt olarak bit Height için Media Query vesaire yazmanıza gerek yok. Konteks almak istiyorsanız e, yine Media Query'ye zıvıra gerek yok. Media Query kullanılmıyordu burada gerçi de. Bu ve bunun gibi bir sürü yapısı var. Bunlara bakarsınız. Evet. Bununla ilgili apayda bir kurs bile yapılabilir. Her bir özelliğini içeren ne bileyim bir güzel uygulama belki ilerleyen zamanlarda gelebilir benden veya bir başkasından. Ama benim öğrencilerimin mutlaka bundan haberi olsun istedim. Ee, i̇şlerimiz oldukça kolaylaştırıyor. Yani bir Flutter projesine başladığında eminim ilk olarak bu paketi kurmak isteyeceksiniz. Lütfen görüşlerinizi yorum olarak belirtin. Daha fazlasını istiyor musunuz? Bunu beğendiniz mi? Ben blokla daha iyisini yaparım, daha kolay yapıyorum diyen arkadaş var mı? Açıkçası merak ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.